Merhaba, hoş bulduk. Elif Hanım, şimdi bazı bilgileri vermeye çalıştık. Size soralım, son bilgiler nedir? Ve tabii bunu sorarken gözlemlerinizi ve yorumlarınızı da rica edelim. Buyurun. Şimdi sizin de haberinizde, haber paketinizde herkesin dinlediği üzere çok bazı eyaletlerde çok başa baş bir yarış gitse de Demokratların adayı Joe Biden önde götürüyor yarışı. Çünkü şöyle, başkan seçilebilmek için en az 270 oya ulaşmak gerekiyor. Şu anda Demokratların seçici, Joe Biden'ın seçici kurulda 253 oyu var. Ve Donald Trump'ın ise 214 oyu bulunuyor. Enteresan bir şekilde de eyaletlerde sayım o kadar yavaş sürüyor ki, yani adeta bir çuval pirinci tek tek sayıyorlarmış gibi çok yavaş ilerliyor. Bu yavaş ilerlemesinin sonucu da taraflar geriliyor, tarafların seçmenleri geriliyor. Taraflar derken tabii ki ortalığı kimin daha çok gerdiğini ve manipüle ettiğini söylememe sanıyorum gerek yok. Başkan Trump Beyaz Saray'dan gitmemek için elinden gelen tüm kozları kullanacak gibi duruyor. Ve hatta zaten eyalet bazında Wisconsin'de yeniden sayım talep etti. Oylar yeniden sayılacak dedi. Hatta şöyle tweetler de atıyor. Oylamayı durdurun, oy sayımını durdurun diye. Fakat bunları o kadar değişik zamanlamalarda yapıyor ki aslında şu anda oy sayımı durdurulsa Trump önde gittiği yani kaybetme ihtimali var. Çünkü %93'ü sayılmış diyelim ki bir eyaletin ve sadece arasında Joe Biden'la 150 binlik bir oy farkı var. Belki de geçecek. Yani geçip geçmeyeceğini bilmeden biraz agresyonla yani onun kendi bildiğimiz karakter özelliğiyle hareket ettiğini söyleyebilirim. Şimdi oylar yavaş sayılıyor dediniz. Bir şunu soralım, bu geçmişte de mi böyleydi yoksa bu seçime özel olarak başka bir tablo mu var? Ve iki yerel mahkemeden Trump'ın itirazlarına ret kararı verildi. Bu konuda ısrarı sürer mi sizce? Yüksek mahkeme ihtimali de konuşuluyordu zaten. Bu stratejide ısrarlı olmaya devam eder mi? Neler öngörüyorsunuz? Ben şimdi şöyle, bu sene tabii ki korona virüsü yüzünden, korona salgını sebebiyle insanlara çok uzun bir süre tanındı bu posta yoluyla oylarını göndermeleri için. Zaten muhtemelen yani bu seçimi, Amerikan seçimini yakından takip edenler de biliyordur ki Trump en başından beri posta yoluyla oy göndermenin büyük sahtekarlıklara yol açacağını söylüyordu. Oylar çalınacak diyordu. Şimdi bu oyların yavaş sayılmasındaki bir sebep bu. Tek tek bütün şeyler açılıyor ve öyle bir sayıma gidiliyor. Bu arada bu esnada değişik aksaklıklar meydana geliyor. İşte Wisconsin'de oy sayma makinelerinin mürekkebi bitiyor. Nevada'dakiler zaten tabiri caizse dükkanı erkenden kapatıp gidiyorlar. Öyle bir aceleleri de yok. Fakat tabii bu sosyal tansiyon ve politik tansiyon arttığı için bu akşam ya da en geç yarın sabah bir sonuç açıklanması bekleniyor. Siz bağlantımızın başında tabii seçmenlerin de gergin olduğunu söylemiştiniz. Trump'ın bazı ifadeleri de vardı, sokağa davet eder nitelikte, geçmişte de tabii karşımıza çıktı bunlar. Bu gerginliğe dair biraz daha yorumlarınızı, gözlemlerinizi dinlemek isteriz ve sokak meselesi ciddi bir tehlike oluşturuyor mu? Bir önceki sorunuzdaki eksik bıraktığım şeyi söyleyeyim. Ben Trump'ın yüksek mahkemede kendisinin bu son 4 senede atadığı 3 yargıca güvendiğini ve dolayısıyla buradan hareketle hakimler istediği kadar başvuru talebini reddetse de yine de konuyu yüksek mahkemeye taşıyacağını düşünüyorum. Oradaki 6'ya 3
çoğunluğa güvendiğini tahmin ediyorum. Sokaklara gelirsek, sokaklar seçimin bittiği gün, o akşam aslında bazı eyaletlerde karışmaya başladı. Çünkü provokasyonlara uğrayan şehirler var. Mesela Portland çok bağımsız, liberal bir Amerikan şehri. Fakat etrafı, yani Portland'dan çıktığınız anda şehrin bütün çevresi aşırı Trumpçılarla, yani radikal Trumpçılarla dolu diyebilirim. Dolayısıyla onlar şehrin içinde gösteri yapıp gövde gösterisi yapmaya kalkıştıklarında tabii şehirdeki tansiyon artıyor. Dün New York'ta, Washington'da, Boston'da, Chicago'da, neredeyse birçok eyalette başlayan gösterilerin sebebi ise Donald Trump'ın bu oy sayımını yavaşlatması. İnsanların tepkisi, aslına bakarsanız Biden'ın seçilmesine dair böyle bir coşku, öyle bir sevinç olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü Biden çok başa baş, yani hani böyle bir at yarışı gibi, foto finişle bitirecek yarışı gibi gözüküyor. İnsanların derdi Başkan Trump'ın bir an evvel gitmesi. Dolayısıyla bu oyların sayılıp, bu seçimin de bir an evvel sonlandırılıp, kimin başkan olacağının belli olup, ondan sonra da önlerine bakmak istiyor insanlar. Çünkü Biden'ın alacağı kararlar, vereceği stratejik kararlar, koronavirüs salgını ile ilgili işte neler yapacak, ekonomik sıkıntılarla ilgili neler yapacak, insanlar onları merak ediyorlar ve bir an evvel de diğer yönetimle yollarına devam etmek istiyorlar. Tansiyonu da bu arttırıyor. Benim gözlemim şu: dün akşam aslında hazırlıksız yakalandı. Bu akşam biraz daha şiddetlenebilir olaylar. Donald Trump olayı uzatabildiği kadar uzatacak. Olaylarda bir yere kadar tırmanacaktır diye düşünüyorum. Yani daha şiddetleneceğini tahmin ediyorum. Tabii şunu da sormak istiyorduk. Siz yanıtlamış oldunuz, çok başa baş olduğunu vurgulayarak. Biden şu an kazanıyor gibi görünüyor ve kesinleşse de demokratlar için büyük bir zafer olmayacak görüşü vardı. Sanıyorum siz de katılıyorsunuz bu görüşe. Yani en başından beri medyada demokratların taraftarları da ve demokratlar da dahil olmak üzere bu mavi dalgayı bekliyorlardı. Daha yani o mavi dalga neredeyse mavi gözyaşına dönüşecekti. Çünkü Trump bir sürü eyaleti bazen arayı çok da açtı. Ama şimdi yavaş yavaş oy sayımı devam ettikçe de ara kapanıyor. Ama o Biden'ın beklediği çok Trump'a hezimete uğratacak sonuç gelmedi. Demokratları çok coşturacak bir sonuç gelmedi. Dolayısıyla sessiz bir sevinç var ülkede de. Şimdi Biden'ın yani senaryolara göre Trump'ın hem Pensilvanya'yı veya işte Arizona, North Carolina, Nevada ve Georgia'yı kazanması gerekiyor. Biden ise Pensilvanya'yı kazanırsa, diyelim ki kaybetti, o zaman Arizona, North Carolina, Nevada veya Georgia'dan bunlardan ikisi yetiyor. Dolayısıyla Biden gerçekten çok yakın duruyor başkanlık koltuğuna. Ve son olarak şunu da ekleyebilirim. O kadar bence başkanlık, yani kendilerini Biden ve Harris ikilisi bence o kadar hazır hissediyorlar ki bugün tüm bu karmaşanın, tüm bu karışıklığın, hengamenin ortasında Biden ve Harris sanki yönetime gelmişler gibi ülkenin koronavirüs salgınında ne durumda olduklarına dair bir briefing toplantısındalar birkaç saattir. Neler yapılacak, ülke ne durumda, salgına yakalanan insanların sayısı, hastanelerin durumuna dair bir brief alıyorlar şu anda. Ve mesela test olmuşlar, testlerimiz negatif gibi bir de hani
politikacı bilinciyle de açıklamaları yapmaya devam ediyorlar. Yani asla Trump'ın oylar sayısının durdurulsun tuzağına da düşmeden sanki Beyaz Saray'dalarmış gibi işlerinin başına geçmişler diye görüyorum ben. Sanıyoruz bu da psikolojik savaş da bir yandan, onun Tabii da ki. bir göstergesi. Elif Kaya çok Evet, teşekkür %100. ediyoruz yayınımıza Ben teşekkür katıldığınız ederim. için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.